Evet, herkese merhabalar. Saatler 18'i gösteriyor ve yine sizlerle birlikte eğitime dair her şeyde birlikteyiz. Evet, haftalardır hep eğitim minvalinde konuşmalar yapıyoruz. Bugün biraz daha özel bir konuk ve bugün biraz daha özel bir durumumuz var. Çünkü orta eğitimde ayın 19'unda ders başlama zili çalıyor. Bu zil nasıl çalacak? Onu şimdi en iyi bilen ağızlardan bir tanesiyle birlikte olacağız. Bizi kırmadı, geldi sağ olsun. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de selam ve sevgilerimi iletiyorum burada. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, böyle biz aslında yoğunluğunuzun çok olduğunu bildiğim bir dönemde biraz da çekinerek aradım. Çünkü yoğunsunuz, rica biliyorum. Rica. Ama ona rağmen geliriz dediniz. Sağ olunuz, iyi ki geldiniz. Ayın 19'unda başlıyoruz diye düşünüyoruz. Ya yani her başlangıçta bir takım sorunlar, her başlangıçta bir takım güzellikler olur, yenilikler olur, değişiklikler olur. Buna çoğunlukla hazır da olduğumuzu düşünürüz. Çünkü adı üzerinde yeni başlangıçtır, yeni bir şey başlıyordur. Eksikleriyle, gedikleriyle, ama bazen de bir söz var. Yol gide gide düzülür ya da kervan yolda düzülür derler. Nasıl başlıyoruz? Önce öyle sorayım mı? Nasıl başlıyoruz bu? Şimdi eğitim öyle kervanın yolda düzeleceği bir şey değil, planlanmıştır. Biz de yıllardır eğitimin içerisinde olan insanlarız ki Milli Eğitim Bakanlığı başta Nazım Çavuşoğlu olmak üzere bütün bürokratlar deneyim sahibi insanlardır ve tecrübeli bir kadromuz var. Yani biz de içinden geldiğimiz için bu sistemin evet yani sıkıntılar yok değil, var ama her zaman sıkıntılar var. Şimdi eğitim durağan bir zeminde tartışılamaz, sürekli değişen, gelişen dinamik bir süreçtir ve dolayısıyla bugünün sorunu yarının sorunu olmaktan çıkar, yarın başka sorunlar çıkar. Yani tabii ki sistem içerisinde bunları yenilemek, revize etmek bizlerin boynunun borcu, görevi, devletin görevi. Devlet okullarına maalesef 74'ten beri büyük bir miktarda sayıda 74 öncesi binalarda süren bir eğitim söz konusu. Nüfusun artış gösterdiği, ilk zamanlar sıkıntı olmadan bunu götürebildiğimiz zamanlar oldu. Nüfusun azaldığı zamanlar oldu. Tekrar çoğaldığı zamanlar oldu ki şimdi o zamanlarda yeniden yaşıyoruz. Bunun sebepleri var. Sonuçları da var. Fiziksel olarak binaların Rum zamanından kalma, 74 öncesinden kalma olması. Çoğu öyle midir hocam? Yani tam bir net oran vermesem de yani %80-90 üzerinde Rum'dan kalan binaların üzerine eğitim veriyoruz. Ve maalesef yani bunu üzülerek söylüyorum. Yıllar içerisinde biz deprem kuşkusu yaşamadık. Evet. Yeni okullar yapıldı. Özellikle son dönemde hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı çok güzel okullarımız var. Projeleri bitmiş ve hibe için temelleri atılacak okul var. Ondan fazla hatta. Okulumuz var. Hatta yine son dönemde Bankalar Birliği'nin bize yapacağı, Merkez Bankası'nın bize yapacağı bir meslek lisesi var Lefkoşa'ya. Yine hayırsever vatandaşların geçen yıl açtığımız iki okulumuz var. Esin Leman Lisesi ile Medat Veral Örtüngü Liseleri. Yetiyor mu? Yetmiyor. Maalesef bugün görüyoruz ki ekonomik koşullardan dolayı daha önce özel eğitim, özel okullarda eğitimini sürdüren birçok vatandaş çocuğunu devlet okullarına geri almak zorunda kaldı. Bu dönemde bunu yaşadı. Ekonomik koşullardan dolayı. Tabii ki ücretler arttı. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı çoğaldı. Özel okullarda hocam yine size bağlı, doğru mudur? Tabii eğitim, bütün müfredat ve program şemsiyesi olarak yönetim şemsiyesi bizde. Peki onlarla şeyiniz nasıl hocam? Yani ekonomik anlamdaki alver demeyeyim de ekonominin belirlenmesindeki... Orada maalesef yasa bize serbest piyasa koşullarında müdahale şansı vermiyor. Çünkü özel teşebbüstür. Okulunu kurar, kalitesini, standardını belirler. Fiyatını da belirler. Vatandaşın kesesine uyarsa oraya gider. O da rantabl sürdürebilmesi için fiyat politikasını kendisi belirler. Yani bu serbest piyasa yok. Yani bu olay böyle gidiyor. Dolayısıyla biz oralara pek müdahale etmiyoruz. Ama müfredat, uygulama alanları... Yüklenme olabiliyor. Yani işte bunu bu sene özellikle bu yıl yaşadık. Bunun iki sebebi var bence. Birincisi fiyatların yükselmesi. İkincisi yabancı uyruklu öğrencilerin, ekonomik durumu iyi olan yabancıların burada ikamet ediyor olması ve o bizim öğrencilerimizin orada ödediği paraların daha fazla ve hatta
ücret politikasını karşılayabilecek durumda olan insanların çoğalması. Hı hı. Artık bundan sonra özel okulların çok da burada yaşayan insanların ücretlerine de rağbet göstermemesini doğurdu. Ve ekonomik olarak da bir de fiyatların yükselmesi, dövizin yükselmesi karşılayamadıkları için fiyatlar yükseldi. Dolayısıyla öğrenciler de özel okullardan devlet okullarına kaymaya başladı. Evet. Peki aslında şimdi yabancı uyruklu öğrencilerin çokluğu, çoğalması da ayrı bir sorun. Onu isterseniz biraz sonra konuşalım. Konuşalım tabii. Müsaadeniz olursa şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ve Orta Öğretim Dairesi ya da Eğitim Dairesi, Genel Orta Eğitim Dairesi'nin genel planlamaları içerisinde en büyük sorunumuz fiziki yapılar mıydı veya şu ana kadar en büyük sorunumuz esasında varsa bugüne kadar fiziki yapılardan kimse şikayet etmedi, kimse de gündem etmedi. Zaman zaman sendika boyutu, işte okulların fiziksel olanların daha da geliştirilmesi gerektiğini, ki biz de bunun farkındayız. Yani bu okullar bizim okullarımız. Tabii biz de hangisinin kapı pencere, hangisinin spor alanı, hangisinin kafeterya ihtiyacını biz de biliyoruz. Bütçe meselesidir bu. Bütçe olanakları el verdiği sürece de biz yeni fiziksel olanakları artırmaya çalışıyoruz. Ki bu yıl inanılmaz farklı boyuta geldi şey. 6 Şubat depreminden sonra hem bakış açısı değişti. Bir fırsat penceresi doğdu. Artık 74'ten önce kalan okullara da el atma ihtiyacı doğdu ve Başbakanlık'ta bir deprem komitesi oluşturuldu. Başbakanlığın uhdesinde Mimar Mühendisler Odası ile beraber tüm okullarımız, devlet kurumlarımızı, hastanelerimiz de bunun içerisinde, daireler de bunun içerisinde, ama öncelik okullarda. Maalesef süreç uzun sürüyor. Çünkü bu deprem dayanıklık testleri öyle çok basit testler değildir. Hem depreme dayanıklı, kaç şiddetinde depreme dayanıklı olacağı, binanın güçlendirilip güçlendiremeyeceği, mimar mühendislerin uzmanlık alanlarına göre çizim gerekiyor, plan, kroki gerekiyor. Ki bazı okullarımızın mimari planı da yok. Yani biz o eksikleşmeyi yok. Olmadığı mı? İçin karot testi var galiba. Karot testlerini alıyorlar. Bunun sadece 15 günlük bir süresi var. Hı. Yani belli bir zaman aralığında bunlar yapılıyor ve şu anda bize testler geldik sonra okullarla ancak tedbirleri biz süratle alıyoruz. Yani imkanlar açısından hiçbir öğrencimizi biz açıkta bırakmayacak tedbirleri alıyoruz. Yani ilkokulda olsun. Mesela orta öğretim bazında konuşacaksa, benim daireme bağlı iki okulda bir alan öğrenci fazlalığından dolayı bir prefabrik yapılaşma ekstra bina koyarak oraya çözebildik bu sene. Bir de Namık Kemal Lisesi'nin mevcut durumunun okulun 2 yılda ancak tamir edileceği, 1,5 yılda tamir süreceği. O süre yeni bir okul yapılmıştı hibe yoluyla, yeni Yonpaş ailesi tarafından. Okulun adı Yonpaş Lisesi olmuştu. O açılışını yaptık ama yeni bir idari yapı kuramadan Namık Kemal Lisesi'ni oraya taşımak zorunda kaldık. Evet. O kapasiteyi biz prefabrik sınıfla ilave ederek bu yıl Namık Kemal orada öğretim görecek. Yani bunu bu şekilde çözüyoruz. Yine meslek liselerimizde iki okul arasında mesafe çok yakın. Yani neresi arka bahçesidir. Namık Kemal Lisesi ile arka bahçe sayılıyorlar. Yine Doktor Küçük Fazıl Meslek Lisesi'nde bir sorunumuz var. Orada da prefabrik sınıflarla bu yıl çözüyoruz. İlkokullarımızda da var bu tür sıkıntılar. Süratle prefabrik kurma platformun bu depreme dayanıklı evleri hibe ambaksavada başlattığı bu evlerden biz de bakanımızın aracılığıyla sipariş vererek hazır da bulunduruyoruz. Bu tür anomalilerde hemen süratle 2-3 gün içerisinde, 1 hafta içerisinde hiç yoktan klimasıyla, parkesiyle, mermeriyle, penceresi kapalı. Sorunlar ne hocam? Sorun oluyor mu orada? Yani sorun olmuyor. Normal bir ev düşünün, bir sınıf düşünün. Normal bir sınıf kapasitesinden daha da büyük bir sınıf ve klimasıyla şeyiyle, yani sadece hafif bir malzemeden yapılıyor olmasıdır. Yani kapsama alanı hemen hemen sınıf gibi. Hı hı. Dolayısıyla tabii tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Kalıcı, sağlam, daha uzun süreli, dayanıklı, güzel binalar yapmaktır muradımız. Hı hı. O da süreç içerisinde olacak. Zaten bu deprem fonunda biriken paralardan eğitime ayrılacak olan ve okulların sürekli tamiri ile ilgili düşünülen yapı devam ediyor ve burada sendikalar da var bu komisyonun içerisinde. Onlar da bu süreci takip ediyorlar. Dolayısıyla şeffaf bir şekilde sürüyor. Hı hı. Ben umut ediyorum ki bu deprem bize bir nasihat olmuştur. Hı. Bu nasihatle biz tüm okullarımızı ihtiyacı olan bakıma ve fiziksel altyapılara, çünkü biz yıllarca
maalesef diyorum, ben de eğitimin içindeyim, sadece okulu bir binadan ibaret saydık. Evet. Okul binadan ibaret değildir. İçinde sosyal alanlar, öğrencinin yaşam alanları, sportif alanları barındırması gerekir ki biz sadece öğretim için açmıyoruz okulları. İçinde eğitim öğretim vardır. Hı hı. Eğitim öğretimle olabilmesi için bu tür sosyal alanların da okullarda olması gerekir. Dolayısıyla biz buna da bu fırsatla ağırlık vererek süratle birçok okulumuzda özel teşebbüsün de katkısıyla, yani birçok gönüllü vatandaş okulumuza futbol sahası, halı saha, basketbol sahası, kapalı spor salonu hatta yapmak için başvuran, hiç onları geri çevirmiyoruz. Memnuniyetle karşılıyoruz. Hem bakanımız hem en yüksek mertebede onur ediyor, hem de bizler önünü açmak için elimizden gelen çabayı. Çünkü bu toplum hepimizin. Ben çok takdir ettiğim bir olay oldu. Bu depremden dolayı yine Kıbrıs'ta dayanışma platformu kuruldu. Depremzedelerle ilgili. Evet. İşte orada o platformun ben üyelerine ve paydaşlarına ben her selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu platformu düşünmek çok yerinde oldu. Kurmak da yerinde oldu. Bu toplumun kazananları veya da sanayi sektörü, ekonomik sektörü bir araya geldi ve bunu üretti, bir değer yarattı ve depremzede vatandaşlarımıza, Türkiye'de olsun, Türkiye'ye bile elini uzatabiliyorsa, bu ülkenin vatandaşlarının, çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını da karşılayacak bu platform sürdürülmelidir diye ben öneriyorum buradan. Yani sürdürülmesi lazım. Bu platform asla dağılmamalıdır. Toplumun ihtiyacını yine bu toplumun katmanlarında oluşan bireyler, kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri karşılayabilmeli. Ancak biz böyle toplum olabiliriz. Aynen. Böyle bir devlet yapısı kurabiliriz. Özel, devlet, vatandaş el ele olması lazım, işbirliği olması lazım. Bunu yaşamaya başladık. Ben son birkaç yıldır ciddi sayıda özel okul yapıldığını, yani özel okuldayken özel insanların yaptığı ve devlete hibe ettiği okullar vardır. Bundan hem biz, hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem toplumumuz fayda sağlıyor. Gerçekten de bu yerinde bir davranıştır. Hı hı. Biz bundan yürüyeceğiz, yani buradan da yürüyeceğiz. Umudumuz bu depremin yarattığı moral bozukluğu sayesinde de bunu pozitife çevirip okullarımıza, eğitimimize, gelecek nesillerimize güzel eğitim alanları, eğitim sunacak, eğitim ve öğretimin birlikte yürüyeceği demin anlattığım koşullarda kurumlar, binalar yapıp onlara teslim edebilmek bizim boynumuzun borcu. Çok güzel. Bildiğim kadarıyla yakında üniversitesinin böyle bir şeyi vardı. 6 ayrı. 6 ilkokul. Bunun 3 tanesi tamamlandı. Mavusa, Lefkoşa ve İskele'de. Diğerleri de yolda. Onlar da planlı projesi hazır. Kısa sürede. Belki 15'e yakın o zaman toplamda değil mi? Olacaktır. 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 Bu ve bunun artısı da var. Evet. Bu platform, yani insanların zor zamanda birbirlerini sırt sırta verecekleri platform 6 Şubat depreminden sonra kuruldu. Hatta ilk amaç olarak da bildiğim kadarıyla yine karşı kıyıya, yani anavatana fabrik evler sunmaktı. Yapmak için ve yapıyorlar. Onlar sanıyorum gönderildi, var ama içeriye de bir posta, bir parti gitti, bir parti daha gidecek. Onu tamamlamaya çalışıyor ama bu arada bu bilgi birikimi bize de yansıdı. İşte prefabrik ihtiyacımızı biz buradan karşılıyoruz. Yani özel teşebbüsten karşılıyoruz. Ve bizim burada üretiliyor bu prefabrik sınıflarımız. İçerisinde işte parkesi, kliması, akıllı tahtaları biz monte ediyoruz. Ve yani bir sınıfta olması gereken koşulları orada yaratmaya çalışıyoruz. Yani sürekli bir çabamız var. Tabii buna eleştirel olarak bakılırsa, neredeydiniz bu kadar zaman dendiği zaman, ben hep şunu söylüyorum, yani bizim kararımızla bir okulun yıkılmasına, Milli Eğitim Bakanlığı Nazım Çavuşoğlu'nun kararıyla bir okulun tamir edilmesine imkan yok şu anda. Şu anda bu bilimsel olarak deprem komitesinin uhdesinde olan bir şeydir. Mimar mühendislerin inşaat odası, onların kararıyla gelen bilgiler ışığında, raporlar ışığında biz hareket etmek zorundayız. Bilim ne diyorsa onu yapıyoruz. Yani bunun bir depreme, bir binanın, buranın bile depreme, kaç depremine dayalı olduğu mühendisler artık çözüyorlar. Hı hı. Mimar mühendisler bunu ölçüp deniyorlar simülasyonla ve öyle o mimari proje neresinin güçlendireceğini, neresine ne yapılacağına karar veriyor. Ya da belki hiç güçlendirmeye ve bunu hiçbir vatandaş, hiçbir eğitimci, hiçbir okul yöneticisi veya hiçbir siyasi makam karar verecek durumda değil. Evet.
O yüzden gecikmeler oldu. Bu insanların, bizlerin, yöneticilerin, bakanların, makamların suçu değildir. Bilim böyle ilerliyor. Belki zaman alacak. 45 yıl bekledik. Birkaç yıl daha içerisinde ona ben yani gönülden inanıyorum ki düzelecek. Eminim. Peki belki şöyle denilebilir mi acaba Sayın Cengiz Uzun? Yıllar öncesinden ta 1974'ten bu yana sahip olduğumuz orta öğretimdeki yani ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki binalarımıza biz çok fazla ekleme yapamadık bildiğim kadarıyla. İşte dediğiniz gibi son birkaç yıl içerisinde yapıldı. İhtiyaca göre eklersikler yapılmıştır. Zaman içerisinde yapılmıştır ama komple yeni okullar işte bu son birkaç yıl içerisinde yapıldı ki bu da dediğim gibi. Şunun için sordum. Bunu bir neden olmadı şeklinde değil de acaba son birkaç yıla kadar belki de çok ihtiyaç mı yoktu? Yani nüfusun hani zaman zaman artması, zaman zaman azalması gibi kriterlerden bahsettiniz ya az önce. Belki de acaba o dönemler içerisinde yani okullar fazlasıyla yetiyordu. Yetiyordu. Gerçek bu yetiyordu. Şu anda yetmiyor. Yani o yeni okullara ihtiyacımız var. Yani bazen böyle hani çok yanlış anlamayın. Zaman zaman şeyde platformlarda falan söyleyin. Bu zamana kadar ne yaptınız, niçin okulları yani yeni şimdi okullar gerçekten bazı bölgelerde okula ihtiyacımız yoktu. Şu anda hala da bazı bölgelerde ihtiyacımız yok. Yani bazı mesela Güzelörtü bölgesi okulları rahat rahat hem güzel fiziksel olanakları geniş araziler üzerine kurulmuş güzel okullarımız var. O bölgede nüfus artışı da çok fazla değil diye çok düzgün gidiyor. Çok ama Girne 74 öncesi ya 74 Rum Türk nüfusu 4000 iken bugün 100 binlere ulaştı. Yani 4000'den 100.000'e 45 senede gelmişsek 45 senede 4000'in okulu ihtiyacıyla 100.000'in okulu ihtiyacı aynı değildi. Aynı şekilde Lefkoşa, aynı şekilde İskele, aynı şekilde Magosa. Son 3 yılda 5 yılda İskele'nin benim orada yerleşim evim var. İskele'de ben tanıyamadım. Yani İskele'yi son 5 yıl içerisindeki gelişimini ben tanıyamadım. Yani bunu nasıl izah edebiliriz ki bu kadar hızlı bir büyümeyi biz de öngöremiyorduk. Hiçbir kimse beklemiyor. Şu anda da hala daha gelmekte olan. Yani bence artık yani yönetenlerin bir yasal zorunluluklar getirmesi, belki fonlar oluşturulması lazım. Evet, yabancı insanlara biz karşı değiliz. Ekonomik bir çark vardır ve bu çark onun üzerine dönüyor. Belki de bu sektörden en fazla yararlanan inşaat sektörü, emlak sektörü bunlardan bir fon oluşturup vergileri alınıp Koçan'dan şuradan buradan vergiler alıp okul ihtiyacını da planlamak lazım. Spor alanlarını da planlamak lazım. Yani bu planı biz geride bıraktığımız için şimdi sıkıntı yaşıyoruz ama elimizde olsa da olmasa da istesek de istemesek de bu planları yapmak zorundayız. Zorundayız. Kesinlikle. Yani otopark meselesi, kesinlikle. Yolların durumu, apartmanların altlarında ya da işte otopark kapalı ya da açık otoparkların bulunup bulunmaması şu anda İskele bölgesinde son derece sıkıntılı. Kesinlikle kalabalık bir nüfus oluştu. Belki de mesela ben bunu biliyorum. Su İskele'de uzunca yıllar sorundu. Anavatan'dan gelen su sayesinde bugün oraya su ulaştı. Biraz, evet, normal. Bilmiyorum günlük 2000 ton civarında diyorlar. Şu anda o ton yetmiyor, o tonaj yetmiyor. Çünkü nüfus katlandı. Çok fazla. Nüfus katlandı. Bu ekonomik açıdan iyi olabilir. Sosyal açıdan yani toplumsal açıdan yaşam tarzımız ve yaşam kalitemiz açısından da planlanması gerekiyor. Çünkü bu insanlar da bizim yaşadığımız sorunları yani buraya güzel bir memlekete gelmek uğruna gelip mal alan, ev alan insanlar da bu sorunları yaşıyor ve yaşayacaklar. Yani elektrik kesiliyorsa, su gelmiyorsa onlar da ve bu kötü bir imajdır. Çok. Bu bizi yaralayan bir imaj olur. Biz eğitime dönecek olsak bizi eğitimi de sıkı zorlayan bir durumdu. Çünkü bu insanlar dil bilmiyor. Evet. Bu başka bir sorun. Az önce anlattığınız konuya isterseniz gelelim. Sayın Cengiz Uzun, ben şeyi çok merak ediyorum. Yani bazen böyle görmezden geliyoruz. Bazen de işte gidişat artık neyi gösterir diye bakıyoruz ama bu çok sayıda yabancı uyruklu şey de var. Yabancıların çocukları var. Yani bu iki ülkeye de bağımlı değil. Bir bakıyorsunuz mesela 15 ayrı dil konuşan insanlar topluluğu var. Şimdi bunların çocukları var. Çocuklar da doğal olarak Ukrayna'dan gelenler, Rusya'dan gelen, İsrail nüfusu var, İran var değil mi? Bildiğim var. Pakistanlı var, İranlı var. Evet, Pakistanlı var, Araplar var.
Şimdi dil birliği çok önemli bir şey. Özellikle eğitimde dil çok önemli. Buraya, bu ülkeye gelmişlerse burası evet. Türk vatanıdır. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Buraya gelmişlerse her çocuğun eğitim alma, öğretim alma hakkı vardır. Bizim de görevimizdir o çocuklara Türkçe öğretmek. Evet. Anne baba, veli kendi ana dilinde de eğitim aldırabilir. Bu kendi ülkesiyle ilgili bir sorundur. Ama bizim ülkemizde eğitim alması gerekiyor ve okula kaydoluyorsa o çocuğa Türkçe öğretmek zorundayız. Hmm. Ben şu anda karşılaştığımız, Türkiye'nin son birkaç yıldır, 3-5 yıldır karşılaştığı ciddi bir sorunda benzer sorunu onlar da yaşadılar. Yani Kuzey Irak'tan, Suriye'den, iç savaştan gelen bir sürü insan, milyonları geçen insanlar. Bugün onlarda da o sorunu yaşattı ve çözüm önerilerinde deneyimli, yani yanım açımızda bir ana vatanımızın deneyimli insanları var. Tam da bu yüzden 11 Eylül, 12 Eylül bugün ve yarın ve öbür gün Perşembe günü hem ilk öğretim öğretmenlerine, hem orta öğretim öğretmenlerine, hem üniversite hocalarına bir de son gün değerlendirme toplantımız var Kaya Artemis Otel'de. Tüm Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri orta öğretimde, ilk öğretme sınıf öğretmenlerine, yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretimde karşılaşan sorunlar çalıştığı yapıldı ve Türkiye'den çokça bir grup, kalabalık bir grup uzman heyeti geldi. Türk Dil Kurumu Başkanı da burada. Onlarla biz tartışıyoruz. Cuma günü, Perşembe günü de öğlen sonra tekrar bir araya geliyoruz. Onların deneyimleri ve tecrübeleri, yarattığı programlar ve işleyiş tarzlarını biz de adapte edip bu sorunla başa çıkmamız ve başa çıkmayı başarmamız gerekir. Ben hep geçen gün çalıştığı da söylemiştim konuşmamda. Evet, sorun olabilir ama ülke içinde bir kazanımdır. Yani düşünün siz ki atıyorum burada 5000 tane, 4000 tane yabancı uyruklu öğrenci eğitim alıyorsa ve Türkçe öğreniyorsa ülkemizin tanıtımı, dilimizin öğretilmesi ve doğru öğretilmesi ve onların ileride yaşamlarını süreceği ülkelerinde ve başka ülkelerde Türkçe biliyor olmaları, Türk dilinin dünyaya yayılmasıyla ilgili de bir misyon yüklüyor bize Eğitim Bakanlığı olarak. Ben buna bu yönden pozitif bakıyorum. Evet. Ama zorlukları, evet zorluklar var. Zorlukları bizim öğretmenlerimizin geçiş sürecinde, bu süreçte dönüşüm için eğitim almaları gerekiyor. Hı hı. Ve bu yüzden de biz çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz de evet zor yabancı dil öğretimi, yabancı uyruklu ya Türkçe öğretimi Türkçe öğretmeninin işidir ama yabancı uyruklu Türkçe öğretmekle bir eğitim almamışsa zordur. Şey, evet. O farklı bir şeydir. Dolayısıyla bu eğitimi tasarlıyoruz, planlıyoruz. Hem ilk öğretimde hem orta öğretimde ekstra bu çocuklara, yani yabancı uyruklu öğrencilere katkı yaparak daha rahat öğretiyoruz. Türkçeyi en azından belli bir seviyeye gelip de, çünkü bu çocukların birçoğunun kendi ülkelerinde online eğitim alma fırsatı da var. Bu ikilem yaratmaktadır. Yani bir çözüm bulunacaktır ama biz sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız çalıştayın da raporlarıyla kendimize daha net bir şekil verecek hale birkaç gün içerisinde geleceğiz. Yani yolumuz belli. Bu yıl 4 saat orta öğretimde ekstradan saat verdik. Bu saatlerin de bu yabancı öğrencileri farklı kategorilerde gruplara ayrılarak seçmeli olarak ders alma, ekstra ders almaları derslerin yanında, hı hı, ders almalarını sağlayacağız ki onları bir yere, seviyeye çekelim. En azından Türkçe bilir hale gelsinler. Konuşulanı anlasınlar. Hı hı. Cevap verebilsinler. Kendi dertlerini anlasınlar. İlkokula yeni başlayan öğrenciyi düşünelim. Bir Ukraynalı ya da bir Rus. Çok çabuk öğreniyor onlar. Onlar daha çabuk öğreniyor. Çok çabuk öğreniyorlar ve ben yaşadığım yerde de görüyorum. Anaokulu okuyan bir çocuk, anne, daha iyi biliyor. Anne babasına tercümanlık yapıyor. Kesinlikle. Anaokulda doğru. Okuyan çocuk. Doğrudur, inanırım. Daha çabuk öğreniyor. Ben gözümde görüyorum. Taksici çağırıyorlar. Taksiciyle aradaki iletişimi çocuk sağlıyor. Çocuk sağlıyor. Çok çabuk öğreniyor. Kesinlikle. Çünkü onların iletişimi daha iyi. Onun örneklerini biz de üniversitede yaşıyoruz. Doğrudur. Anne baba İranlı. Mesela annesi İranlı olan bir çocuğumuz var. Bugün onunla konuştuk. Anneyle bizim bağlantımızı o sağladı. Daha çocuk. 5 yaşlarında falan. Öyle, onlar çok çabuk öğreniyorlar. Evet, o konuda sıkıntı yok. Peki şöyle bir durum nedir? Yani Türkiye'de de bu işin öncesini çok uğraştı Türkiye bu konuyla. Biliyorum, yıllardır uğraşıyor. Yani hı-hı, Kıbrıs'tan daha önce bir sorun haline geldi orada. Mesela ortaokul seviyesinde, lise seviyesinde çocuklar var. Onların adaptasyonu daha zor.
gibi geliyor bana. Yani ilkokul çocuğunu hemen adapte olması kolay. İtibaren daha kolaydır ama ortaokul ya da işte liseye başlayacak çocuk orada büyük sıkıntı olduğunu olacağını düşünüyorum. Türkiye bunu nasıl çözmüş ya da nasıl çözüyor? Şimdi Türkiye'de bize neler tavsiye Türkiye'de ediyor? Yunus Ömre karşımıza çıkacak manzarayı Türkiye'de Yunus Emre gibi, Tömer gibi, Yunus Emre gibi ve üniversiteler kurumlar oluşturdu. Onlar için de büyük bir kazanım oldu. Çünkü yabancılara Türkçe öğretimini öğretme yolunda yol aldılar. Hı hı. Şimdi bir takım kurslar, dijital platformlar, drama etkinlikleri, öğretim teknikleriyle bunu zenginleştiriyorlar, zenginleştirdiler. Ve bunun için müfredat programları yazılmıştır. Kazanımları olan programlar uygulanıyorlar. Ve bugün dijital platformlarda bile yabancı bir insan kendi yani Türkçe'ye meraklıysa nasıl ki İngilizce öğrenebiliyorsak biz onlar da Türkçe dilini öğrenebiliyorlar. O platforma o noktaya geldi Türkiye ve biz de öğretmenlerimizi o yüzden bu çalıştığı birleştirdik. Dün 260'a yakın orta öğretim öğretmeni Çalıştay'daydı ve bunu hem sorunlarını anlattılar hem de çözüm önerilerini onların Türkiye'nin yaşadığı deneyimleri dinlediler. Bunun aksiyon planı şimdi çıkacak. Birkaç gün içinde onda raporlar çıktığı zaman Milli Eğitim Bakanımızla beraber oturup bir yol haritası çizeceğiz. Belki bizim de kurumsallaşmaya özelde veya da genelde üniversitelerin veya da özel kurumların da desteğiyle okulların dışında da ekstra Türkçe öğreten kurumlar yaratacağız veya da yaratılacak doğal olarak. Ve bu insanlar belki de bir müddet sonra belli bir seviyedeki bu da bizim tercihimizdi. Öğretmenimizin de tercihidir. Bunu biliyoruz. En azından A1 düzeyinde dediğimiz Avrupa Dil Pasaportu'nda A1 demek konuşulanı anlayabilir. Basit sorulara cevap verebilir. Alfabeyi yazabilir. Birkaç kelime cümle kurabilir şeklinde bir seviyedir. O seviyede biz okula alalım ki ilerletebilelim. Yani bunu böyle yani okul öncesi okuldan önce başlamadan yani bence ona Avrupa'da bir birçok ülke böyle yapıyor bildiğim bunu gibi. Böyle yapıyor. Bizim şimdi boğuştuğumuz sorunları bu tarafta az önce anlattık. Şimdi bunun üzerine bir sorun daha işte bir kurum açın. Biz kendi çocuğumuza sınıf açmaya çalışıyoruz. Bunun için ekstra bir çaba gerekiyor. Her şeyin oturması gerekiyor ama biz bunu ikisini birden götürmek gibi bir zorunluluğumuz var. Yani tek farkı bu. Bugün Türkiye belli illerde, belli merkezlerde öğretim kurumları merkezler oluşturdu ve bu merkezlerde eğitim sürekli kıldı, eleman aldı, oralarda yetiştirdi. Elemanlar bunları yetiştirdi ve okullara böyle dağıttı. Çözüm de böyle buldu. Sörküle diyorum. Şöyle hocam, bu arada Cengiz Uzun konuğumuz, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü. Televizyonunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Hocam peki yerli öğrenci buradan nasıl etkileniyor? Sizce bu güzel bir kültürel deneyim ya da aktivasyon, karşılıklı kültür alışverişi yani, değil? Çok kültürlülük. Yoksa, yani hem biz kendi veliler size gelip diyorlar mı ben işte kendi çocuğumun dil bilmeyen başka çocuklarla birlikte ders yapmasından hoşnut değilim, onları aşağı çekiyor diyorlar mı? Tabii eğer çoğunluk bir sınıfta oluşuyorsa yabancılardan, hiç bilmeyenlerden, bu bir sıkıntıdır. Yani bizim kendi çocuğumuza eğitim vermektir asli görevimiz. Milli Eğitim Bakanlığı'dır burası. Milli Eğitim Bakanlığı bu millete ait insanları eğitmek zorunluluğu vardır. Ama bu bir ihtiyaç doğurdu ve bu yabancılarda biz insan hakkı olarak görüyoruz çocukların eğitim almasını ve yaşıtlarıyla farklı kültürden, farklı dilden, dinden de olsa etkileşim için olmak bir insan hakkı olarak görüyoruz ve bununla mücadele ediyor. Aslında ben bu açıdan baktığımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığını ve bu çabayı, öğretmenlerimizin çabasını aşırı insani buluyorum. Başka ülkeler bunu daha katı, daha keskin çözebiliyor ama bizim böyle bir şansımız çok yok. Daha katı ve keskin. Yani bu böyle. Zaten çok da almıyor. Bununla beraber yani ben tabii buraya çok takıldık. Bu büyük sorun, ciddi bir sorun ama. Şimdi zaten ana konularımızdan bir tanesine geçeceğiz hocam. Tam gün eğitim diyeyim, baştan söyleyeyim herkese. Tam gün eğitimle ilgili sorularımız olacak ama isterseniz buna noktayı koyalım. Koyalım. Yani tam gün eğitime geçebiliriz. Tam gün eğitim bu yıl bakanımız ve hükümetimizin programında olan bir uygulamaydı. İrade koydu bakanımız ve hepimiz hazırlandık. 2 günle başlıyoruz. Başta 41 saat olacaktı derslerimiz ama
41 saatten 39'a düştük haftada. Ve günde 2 saat öğleden sonra tam gün yapmayı deniyoruz bu yıl. Tüm okullarımızda. Tabii özel okullarda tam gün devam ediyordu. Tam olarak saatler tahmini nedir? 2 saat. 2 saat dediğimiz yani 2 ders saati 3.30'dan bitecek şekilde tasarlıyoruz biz de. Bu da neden doğdu? 4'te bitecekti aslında ama kamunun mesai saatleri değişince Bakanlar Kurulu ve şiş kararıyla 15.30'a doğru evrildik ve 39 saate inmek zorunda kaldık bu yıl. Bu bir yıl deneme. Şimdi diyecekler insanlar, çocuklar nasıl beslenecek? Okulda ne yiyecekler, ne içecekler? Ben bu konuda çok kötümser değilim. Ben bunu uygulamasını kendi okulumda 10 yıl boyunca denedim. Evet, sorun olacak. Gerçekten karşılayamayacak, harçlık veremeyecek aileler de var. Bu, yani bunu inkar edemeyiz ama her çocuğun evinde bir aş pişiyor. Yani artık bizim öyle bir lüksümüz yok, çekinme. Bugün Amerika'dan dizilerinde izleyenler görecekler, bilecekler. Hala da lunchbox getiriyorlar okula çocuklar. Ve bir yerde oturup yemeğini arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bizim o kültürü okullarımızda kazanmamız. Çok güzel bir şey. Mesela geçen gün ben orta öğretim öğretmenlerine... Beslenme sepeti vardı değil mi hocam? Tabii beslenme sepeti her zaman. İlkokulda da var yine. Güzel. Aslında yani bunu ortaokullara, ilkokullardan, ilkokuldan ortaokullara, liselere kadar... Aslında bireyselleşmeyi de önleyen bir şey değil. Yani kesinlikle topluluk paylaşımcı olmamız lazım. Kesinlikle lazım. Yani biz hep diyoruz işte fakirdir, yardım edelim. Yardım etmeyelim. Dayanışma içinde olalım. Paylaşalım. Paylaşalım. Beraber sosyalleşelim. Fakir beraber paylaşsın. Her şeyi paylaşsın. Paylaşmanın özelliğini. Çünkü zaten ben bunu yaşadığım okulda masanın etrafında 5 tane 10 tane çocuk kendi getirdiğini herkes paylaşıyor. Kimisi dolma yiyor, kimisi ona hellim veriyor, kimisi zeytin veriyor ama paylaşıyor. Aynen böyle. Bu olabilir. Evet, bununla başa çıkan okullar da kafeteryalar dönüşecektir. Yani şimdi nasılsa her şeyi hazırlayıp da yapan, hiçbir zorluğa karşılaşan bir uygulama görmedim ben hayatımda. Ben 60 yaşına dayanıyorum. Böyle bir uygulama yok. Mutlaka başlarsınız, zorluklar çıkar, düzenlemeler olur, iyileştirmeler olur. Bakın havaalanı açtık. Belki de Avrupa'nın en güzide havaalanından biri oldu. Sorunlarla başladı ama günden güne iyileşiyor. Yani okullar da böyle olacak. Kantinler, kafeteryalar işte bir sandviç, bir tost veriyor, ayran veriyor, birkaç yemiş şeker çatıyor. Ama belki de yarın çorba servis yapacak. Öğlen yemekleri çıkarabilecek. Yani ihtiyacı. Belki de catering servisleri çıkacak. Talebe göre belki arzlar değişecek. Belki devlet bu yönde bir bütçe oluşturup okullarda öğlen yemeği de verme durumunda kalacak. Bunu zorlamamız lazım. Bunu zorlama, bütçe koyup belki de bu ihtiyaçları karşılayacak çabalar içinde olması lazım. Hem bakanlık tarafının hem hükümetlerin. Yani halkın da yardımıyla, işbirliği içerisinde bunu. Mesela geçen gün girişimci okul öğretmenlerin girişimcilik dersiyle ilgili bir projemiz var okullarda. Girişimcilik dersini bu yıl ders olarak koyuyoruz. O derse eğitim verici öğretmenleri eğitirken bir öğretmen grubu anne mutfağı, okullarda anne mutfağı diye bir proje yaptılar. Ve öğretmen yarattı bunu. Diyor ki işte annelerin yardımıyla okulda yemek pişsin. Dayanışma içinde olalım. Herkes biraz pirinç, bulgur versin, bilmem ne versin. Anneler pişirsin. Çocuklarla beraber pişirsin de bazen. Ve diğer çocuklara da. Çok güzel şey. Yani çok şeyler olabilir. Biraz çok ayrışımcı olmayalım. Sadece her şeye biz istemeyiz, biz yapmayız, sadece bu olmazsa olmaz demek olmaz. Bakın Hindistan örneğini vereceğim size. Bir harlı ağacının altında, bunu çöğe gittiğimde de söylüyorum. 60 tane öğrenci bir öğretmenin başında, bir de beyaz tahta yazıyorlar. Kara tahta hatta, beyaz da değil. Ve oradan dünyanın en büyük mühendisleri, doktorları çıkıyor. Niye? Burada ne var? Motivasyon var, inanç var. Motivasyonla, inançla hareket edip, biz 74'ten önce Baf'ın Dağ Köyü'nde bir sürü avukat, bir sürü doktor çıkardık. Yani elektriğin olmadığı köylerden bahsediyorum size. Avukatlar, doktorlar çıkardık. Ben de orada da doğdum. Yani bir coğrafyayı biliyorum. O zor coğrafyalarından Türkiye'de eğitim almış bir sürü doktorumuz, avukatımız, öğretmenimiz oldu. Bu nasıl çıktı bunlar? Kurtuluş yolu gördü eğitimi. Eğitimi bir çıkış olarak gördü. Çaba zorluklarla geldi. O zorluğun kıymetini bilerek hep ilerledi. Ve o zorlukları aştı. Şansı kaldı. Bugünkü çocuklarımızda hiçbir zorluğu var, yani zorluk yaşayan aileler ama çok az zorluk. Yani bu bizim gençlerimiz hem her şeyi hazır bekliyoruz. Yokluk insanı mucit edermiş hocam. Vallahi deneyim sahibi olmamız lazım. Bizim insanlarımızın her şapkamızı önüne koyup bu ülkede ne varsa paylaşmamız, buradan kazananın buraya sahip çıkması. Zenginler de böyle. Yani hocam, çok kazananlar da. Hiç ekonomik değil. Sorun tamamıyla görüşe bağlı, dünya görüşüne bağlı.
Biraz da çok fazla insanlar birbirlerinden etkileniyorlar. Yani yıllar öncesinde işte öğrencilerin ya da işte öğretmenlerin mesela yerli malı haftası diye bir şey vardı. Biz şimdi yerli malı haftası insanlar böyle sepetinde ne varsa koyarlardı, götürürdük. Hatta sergilenirdi. Sonra insanlar hiç düşünmezdi bu Ali'nin yemeği, evet, bu Veli'nin yemeği ya da bu bilmem kimin yemeği diye. Hep beraber oturduk, yerdik. Herkes birbirinin yemeğini yerdi vesaire. Şimdi mesela bugün öyle bir ortamı kurmaya çalışsanız hocam, bir anne çıkacak, diyecek ki aman yok ben onların nasıl yapıldığını bilmem, nereden yıkandı mı yıkanmadı mı bilmem vesaire vesaire. Artık o kadar ayrıntılara düştük ki hocam. Ben şuna inanırım. Özü kaçırıyoruz, yardımlaşmayı kaçırıyoruz. Aynen öyle. Yani bu bizim bu dünyada, bu coğrafyada, dünya büyük bir evren ve sadece biz yaşamıyoruz. Kabullenmek gerek. Biz de göçmenliği biliyoruz. Yani biz göçmen geldik. Güneyden bir nüfusumuzun çoğu güneyden geldik. Evet. Türkiye'ye de bakarsınız. İnsanlar. Türkiye'nin tümü de başka taraftan göçmen. Tamam yani insanlar belli yani sebeplerle göç ediyor. Balkanlarda göç oldu. Anadolu'ya geldi insanlar. Avrupa'da göçler oldu. Kavimler göçü denen bir olay oldu dünya tarihte. Hep bunlar var göç yani. Hala devam. Ve hala devam ediyor. Yani bugün insanlar savaştan dolayı, felaketlerden dolayı bir yerden başka bir yere geçiyor ve gittiği yerlerde başka sorunlar yaşanıyor. Ama sorunlar dayanışma içinde çözülüyor. Yani yeni kültürler oluşuyor. Belki de biz bir süre sonra tüm insanları kucaklayacak. Hani din, dil, ırk ayrımı, herkesin dilini özgürce yaşadığı yeni oluşumlar da olacak. Yani bugün işte Avrupa'nın birçok ülke, Amerika'yı alın. Amerika'da Amerikalılar kim? Amerikalı yok. Amerikalılar yerliler. Amerikalı Kızılderililer. İlk yerleşenleri. Kızılderililer var. Onun ama Amerika bugün Amerika. Çinlisi de Amerikalı evet, diyor. Rus'su da Amerika. Aileyi hissetmek önemli. Buraya aidiyeti yaratmak lazım. Bizim esas görevimiz de bu olması. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti yaşayacak ve burada bu devlet var olduk sonra buradaki kanunlar, nizamlar ve insan topluluğu bir kültür etrafında. Bu zengin bir kültür de olabilir. Çünkü çok göç alan ve ada ülkesi güzel bir yer burası. Yani cazibe olması gayet normal. Ben yani ülkeme geliyor olmasından gurur duyuyorum. Yabancıların da sıkıntı yok. Ama bunları regüle etmektir bizim görevimiz, yöneticilerin görevi. Bunu aşacağız. Ben inanıyorum. Yani bu çok uzun sürmeyecektir. Bir çözüm mutlaka olacaktır. Kendimize uygun bir kurallar manzumesi yaratacağız. Peki, şimdi dedik ki tam güne geçiyoruz yavaş yavaş. Önce iki gün. Hangi iki gün? Pazartesi ve salı günleri. Pazartesi. Öğleden sonra 3.30'a kadar olacak. 3.30'a kadar. Şimdi burada benim yerimde veliler olsaydı size herhalde 20 tane bir anda soru soracaklardı. Ne yiyecekler? Evet, sorulardan biri bu. Birini yanıtladınız. Ne yiyecekler? Mesela gerçi birinci soru bu. Verdiniz ama. Mesela nasıl alacağız? Trafik olacak mı o saatlerde? Şimdi bu uygulama ilk kez deneniyor. Dolayısıyla okulların bir kısmı yerleşim yerlerini taşımayla öğrenci götürüyor. Hı hı. İki kez taşıma, iki kez külfet demektir. Evet. Dolayısıyla bazı çocuklar okulda kalacak. Yani o bir saat arayı okulda geçirecek. Hmm. Okul kafeteryaları, okul dereleri ve nöbetçi sektörü, öğretmenlerin nöbetçi grubu güvenliğini sağlayacak. Yakın oturan çocukların aileleri onları okuldan alıp evde yemek yedirip tekrar getirebilecek. Hmm. Bu tür imkanlar yaratacak. Yakındadır. Evi 5 dakikalık mesela gider yiyecek, gidip yiyecek, gelecek. Bu tür imkanlar olacak ama genellikle okulda olan öğrencilerin, okulda kalan öğrencinin güvenliğini okul yönetimiyle beraber, öğretmenlerle beraber sağlamak zorunda. Bu yıl ekstra olarak her okula güvenlikçi de veriyoruz. Hı hı. Güvenliği sağlayacak bir eleman da devlet alıyor. Bu yeni. Bu yeni bir şey. Yeni bir uygulama. Yani tüm okullarda olacak mı? Orta öğretim okullarının tümünde olacak. Orta öğretim. Bunun meslek liselerinde de olacak. Hı hı. Bu daha çok okula kim giriyor, kim çıkıyor? Bunun yani okulun yabancılar tarafından taciz edilmesini engelleyecek bir unsur olarak görülüyor. Yani okuldaki öğrencilerin idaresi değil, okulda yabancı materyallerin, maddelerin girmesi ve de okulun dışından birini rahatsız etmesini önleyecek bir tedbir. Peki, tam günde 5 güne tahmini ne kadar sene içerisinde geçecek? Bu yılki uygulamadan sonra gelişim düzeyine göre gelecek yıl 2 gün daha planlanıyor. Belki 3 günde olabilir ve bu iş tam haftaya belki yayılır. Belki 1 yıl sonra tam 5 güne çıkabilir, belki 4 güne. Ve 1 yıl sonra 4 gün olabilir. Veya 5 gün olabilir. 4 gün olsa 1 yıl sonra, 2 yıl sonra 5 gün tamamlanacak ama plan ilk etapta 2 gün daha ekstra ilave etmek, 4 güne çıkarmak.
Burada Murat nedir esasında? Biz yıllarca çocuklarımızı işte öğleye kadar okul, öğleden sonra serbest. Bu başka kazanımlar, başka kayıplara sebep oluyor. Evet, bir başka sorum şu. Çocuklara neler katacak bu tam? Kesinlikle çocuklarının sosyal aktivitelere katılması, ekstra derslerle seçmeli alanlarını geliştirmesi. Mesela okulda kol saatleri var ki yıllarca ihmal edilmiş. Bunları tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Özellikle ortaokul ve liselerde. Kolejlerde bir saat fark etti. Çünkü onlar 38 saat ders veriyordu. Ama ortaokul ve liselerde 4 saatimiz fazladan var. Ve seçmeli alanlarını değiştirdik. Seçmeli ders alanlarını. Okullarda kol saatleri verilerek, yani farklı alan, spor, folklor, satranç, resim, müzik alanlarında çocuklar, hatta girişimcilik dersleri, robotik kodlama gibi varsa imkanları, okullar bu seçmeli gruplarına olup çalışmalarını yapacak. Burada muradımız sadece okul futbol takımı, okul basketbol takımının seçilen öğrencilerin çalışması değil. Çünkü bir okulda 750 kişi varsa 10 kişilik bir basketbol takımının spor yapması, okulun spor yapması anlamına gelmiyor. Gelmez. Dolayısıyla biz kategorilere ayırıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12'ye kadar kategoriler, herkesin kollara, zevklerine göre, bazen tercihlerine ve ilgi alanlarına göre artırıp ve çok insanın, çocuğun çok öğrenci girsin. Ben aktif bir sporcu olamayabilirim. Faal bir sporcu, lisanslı bir sporcu olmayabilirim ama kültürel faaliyet. Topa bir vurabilirim. Yani bir baskete, bir potaya bir basketbol topu atabilirim. Yani bunu denemiş olmam lazım. Yani ilgim varsa. Yani en azından kendi yaşıtlarımla oyun şeklinde oynama hakkım var. Ve bunu biz bu hakkı ara vermek zorundayız. Bunu yaymak istiyoruz. Bununla beraber işte başka kazanımlar da olacak. Bu 4 saatlerin son sene üniversite hazırlanan çocuklarımız var. Üniversite hazırlık derslerine matematik ihtiyacı varsa 1 saat daha matematiğini artırarak, fiziğini artırarak beceri geliştirmesini sağlayabiliriz. Test çözme teknikleri gelişmesini sağlayabiliriz. Bizim burada beklentimiz. Ve öğretmene bu konuda Sayın Bakanımızın duruşu net. Öğretmenin ders olarak yükünü artırmadık. Yani bütün bunlar olurken öğretmenin ders yükü, yasal boyutu neyseydi geçen yıllarda aynen kaldı. Hocam çok az zamanımız kaldı. Birkaç tane böyle soru arka arka eğer müsaadeniz olursa. Şimdi dediniz ki tam güneye geçiyoruz yavaş yavaş. 2 gündü ama bakacağız belki 4 güne belki 5 güne çıkaracağız. Bir ihtimal var mı tamamen yok etmek gibi tam güne? Hayır, bundan geri dönüş olmaz artık. Yani bundan geri dönüş olması mümkün değil. Peki. Bu bir devlet politikası mıdır yoksa bakanlığın politikası? Bu devlet politikası eğitimde maalesef hiçbir zaman olmadı. Milli bir politikamız yok. Eğitim millidir ama hükümetlerle gelip yine geçiyor. De değişebilir diyorsunuz. Hükümet değişirse yani şu andaki birçok partinin parti programında sağ olsun sol olsun hepsinin tam gün eğitim planı vardır. Ve bu sendikaların da istediği bir şeydi. Yani tam güne sendikalar karşı çıkmıyor. Peki öğretmenler zaman zaman sıkıntı yaşarlar mı? Yaşayacaklarını öne sürerek itiraz ediyorlar mı? Yoksa bunu daha çok sendikalar mı? Yani bence bir kabul süreci yaşıyoruz. Yani öğretmenler kabul etti bunu. Yani 2 gün bu bir kabul etme durumu vardır. Sendikanın ayak diretmesi, bakanlığın yasayı geçirmesi, yasayı genel bakış ile tekrar revize etmek istemelerinden kaynaklanabilir. Biz zaten bakanımızın açık şeyi var, çağrısı var. Sendikayla yasanın, bu geçen yasa da öğretmenlerin işte ders saatlerine dokunmadan bu tam günü ve özel hizmet içi eğitimleri düzenleyen hocam bir yasa. Hocam nasıl olacak? Ders saatlerin, ders yükleri artmayacak dediniz. Hayır. Ama öğretmen öğretmen ihtiyacını ona göre dağılım yaptık. Öğretmenlerin saatleri 20 saatse 20 fiili saate girecek. Yani işte artı öğretmen ihtiyacı olan okullarımız vardı. Mesela 20 saat vermesi gerekirken 16 saat derse giren öğretmenlerimizin saatleri tamına denk hesaplanarak yapıldı. Dolayısıyla çok fazla bir öğretmen ihtiyacı olmadan da bunu karşılayabildik. Evet. Evet. Peki kazanımlar konusunda çocukların kazanımları ya da ailelerin kazanımlarına bakabilir miyiz? Hem kesinlikle kazanım olacaktır. Çünkü biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim kendi dairemiz olarak da yürüttüğümüz birçok eğitimsel proje var. Mesela Nesiller Buluşuyor projemiz var. Genç çocukların yaşlı kesimle, dedeleriyle neleri yaptığı röportajlar ve yarışma şeklinde videolarını bize sunması var ki bu tarihsel ve kültürel bir içerik barındırır. Bu konuda var. Yine iyilikte yarışalım projesi var.
bu bütün okullarımızın katıldığı büyük bir proje. Gruplar her alanda iyilik yapmaya çalışıyorlar ve biz bu projeleri özel sektörle, sponsorlarla finanse ederek, ödülleri çoğaltarak okullarımızın her konuda belli sosyal alanlarda yarışmasını, çocuklarımızın kazanım sahibi olmasını diliyoruz, istiyoruz ve bunları çoğaltıyoruz günden güne. Orkestralarımız yarışıyor, müzik gruplarımız yarışıyor. Tam bir mutabakata doğru gidiliyor gibi bence bir de izlenim aldım. 4 dakikamız var. Buyurun. Cengiz Hocam, Cengiz Uzun Hocam. Çok güzel anlattınız. Sağ olun her şeyi. 4 dakika içerisinde benim sormayı unuttuğum ya da sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yoksa sorum çok yani. Ben tabii ki eğitimde sorular ve cevaplar bitmez. Bizler öğretmeniz. Bu toplumu şekillendiren kesimler her zaman öğretmenler oldu. Bu Kıbrıs davasının da temelini oluşturan, teşkilatları kuran, teşkilatlarda yönetici pozisyonda olan hep öğretmenler oldu. Toplumumuzun öğretmene ihtiyacı var. Yani biz öğretmeni asla dışlamadık. Öğretmensiz bir başarının mümkün olmadığı, toplumu şekillendirecek dediğimiz toplum Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan insanlardır. Burayı yaşamayı seçen insanlardır. Buranın yaşayan çocuklardır. Burada yaşamayı tercih ediyorsa, bu toplumu oluşturuyorsa ve ben ondan, o benden etkileniyorsa bu toplumdur. Bu tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta Türkler yaşar. Türklerin toplumudur. Bizim vatanımızdır. Ana vatanında gibi bir ana vatanımızdır ve ondan da avantajlarından yararlanıyoruz. Nimetlerinden de yararlanıyoruz. Onlar da bize her zaman elini, desteğini uzatıyor. Hı hı. Şimdi bu kazanımlar varken öğretmen yokluklar içerisinde bu teşkilatlanma yapısından gelip milli mücadeleyi sürdürüp bugünlere gelmişse bu devlet, yine öğretmen bugün öğleden sonra bir gün gelip çocuğa bir katkı yaparak, çocuğa ekstra bir şeyler katarak kendinden bir şey vermiyor. Görevi icabı bu görevi yapıyor. Bu profesyonel bir yaklaşım. Yani bu profesyonel bir yaklaşım olması lazım. Ben öğretmenim. Öğretmenlik mesleğinin tarifi neyse, öğretmenlik mesleğinin tarifine göre gereğini yapacak. Hem kendini geliştirecek, hem çocuğunu geliştirecek, çocuklarımızı geliştirecek ve o zaman toplum gelişecek. Bizim bütün çabamız Eğitim Bakanlığı olarak da budur. Hem toplumu geliştirmek, hem gençlerimizin iyi yetişmesini, iyi insan olup kendi kültürümüzü, benliğimizi, tarihimizi unutmadan kendi kültürümüzü ve bilgimizi, birikimizi yaymak, evrensel çocuklar da yetiştirmek. Yani ben kendi çocuğum da bugün Amerika'da eğitim aldı. Amerika'da çok iyi okullarda okudu ama buraya bağış kopmaz. Hiç kopmaz çünkü ben buradayım, vatanı burada, ataları burada. Yani ataları bir yerde olan bir insanın kökünden kopması mümkün değil. Biz dünyaya insan yetiştirebilecek durumda olmamız lazım. Zaten bunu yapıyoruz. Birçok çocuğumuz bugün Avrupa'nın çok güzel üniversitelerinde eğitim yapıyor, eğitim alıyor. Ondan sonra çok başarılı yerlerde görev alıyorlar. Ve bu görevleri ifade ederken de Kıbrıslı Türk olarak orada bulunuyorlar. Yani bu Kıbrıslı Türk kimliği Galatasaray-Fenerbahçe maçına gittiğinde o KKTC bayrağını yerden yere vuranlar bile orada bayrak açıyor. Ben bunu görüyorum. O bizim sembolümüzdür. Kimsenin sembolü değil. Kuzey Kıbrıs Türk insanının sembolüdür. O sembolü yukarıya taşımaktır. Her bir bireyin, öğretmenin de, öğrencinin de, her insanın görevidir. Evet. Bizim milliyetçilik anlayışımız budur. Evet. Evet. Ben bu kadar söyleyeyim. Teşekkür Hocam, ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sayın ediyorum. Sayın Cengiz Uzun, tüm sorularımıza içtenlikle yanıt verdiniz. Sağ olun. İnşallah herkesin kafasındaki sorularda bir parça en azından benim aydınlatmaya çalıştığım ölçüde aydınlanmıştır ya da daha fazlası aydınlanmıştır. Sayın Cengiz Uzun'un verdiği yanıtlarla tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Sayın Cengiz Uzun'la birlikteydik. Sorularımıza yanıtlar verdi. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.